Tanrı'nın sizinle vakit geçirme isteği konusunda bir şüpheniz varsa... Tanrı hayatınızın parçası olmak istiyor. Hayatımızda onu dışlayabilecek şeylerden bizi kıskanıyor. Çünkü Tanrımız kıskanç. Hayattan keyif alını sakın kaçırmayın. Eskiden kızıma komşu olan birini hatırlıyorum. Yıllar önceydi. Bu bayan her pazar kiliseye giderdi. Arabasında çıkartma vardı. Her tür simge vardı yani. Ben bir Hristiyanım. Böyle mesajlar vardı. Bir elma ağacı tarlanın ortasında durup ben bir elma ağacıyım diye bağırmaz. Elma üretir. Böylece ağaçtaki meyveleri gören ne olduğunu bilir. Eğer iyi köklenmişsek, Yuhanna 15'te bahsedilen bu asma ve çubuk ilişkisine sahipsek, İsa dedi ki ben asmayım, siz de dallarsınız. Ben de kalırsanız çok meyve verirsiniz. İyi köklenmişsek bunu doğru yaparsak ve dindar tutumlardan uzak durup dindar bir tutumun Tanrı ile ilişkinizi nasıl bozabileceği inanılmazdır. Beni anlıyor musunuz? Evet. Deniyorum Rab. Biliyorum kilisedeki Hristiyan kardeşim her gün 2 saat dua ediyor Rab. Ben de daha fazla dua etmeye çalışıyorum. Ama 15 dakikadan sonra ne diyeceğimi bilmiyorum. Süper Hristiyan kardeş yeni imanlı Susan kardeşi kahvaltıya davet eder. Ey Susan, Tanrı ile yürüyüşün nasıl gidiyor? Dua hayatın nasıl? Ah, harika gidiyor, anlatamam. Tanrı'yı çok seviyorum. Her sabah kalkıyorum, kalktığımın ilk 5 dakikası dua ediyorum. Bu harika. Süper Hristiyan kardeş diyor ki... Sadece 5 dakika mı dua ediyorsun? Evet, sen ne kadar dua ediyorsun Hristiyan kardeş? Ben 5'te kalkıyorum, 9'a kadar dua ediyorum. Seni kupkuru dindar şey seni. Şimdi biri diyor ki, ama ben o kadar dua ediyorum her gün, hamdolsun. Muhtemelen Rabbin bedeni için bir şefaatçi olarak çağrıldın. Ve Tanrı herkese vermemiş olduğu lütfu, armağanı, yeteneği sana vermiş demek. Demek ki bunlara layıksın. O halde dua etmen gereken konularda dua et ve dudaklarını kapat. Şimdi yeni imanlı Susan Tanrı ile harika vakit geçiriyordu. Bakın, dindar ruhlar bir Hristiyan olarak eğlenmenize tahammül edemez. Bu yüzden hemen önünüze yasa kitabını koyarlar. Kurallar verirler, yükler verirler. Ve Matta 11'de bize ne diyor? Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu takının ve benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Sert, katı ve baskıcı değilim. Yasa böyledir. Sert, katı ve baskıcıdır.
ve daima bizim yapabileceğimizden daha fazlasını ister. Her zaman biraz olsun başarısız olduğumuzu ve daha iyi olmamız gerektiğini hissettirir. Ben yıllarca bu şekilde yaşadım. İnsanlara Mesih'te özgür olmayı öğretmeye kararlıyım. Oğlun özgür kıldığı gerçekten özgürdür. Günah işlemeye ve salaş bir yaşam sürdürmeye özgür demek değil bu. Kutsal Ruh'un önderliğini izlemeye özgür demektir. Eğer yeni imanlısızın 5 dakika dua etmekle Tanrı ile harika bir zaman geçiriyorsa, Tanrı'ya sadık kalırsa o 5 dakika 10 olur, 10-15 olur, 15-20 olur. Ama yeni imanlısızın Tanrı'ya bakmaya o kadar odaklanmış ki ne kadar dua ettiğini söyleyebilmek için, günlüğüne kaç dakika dua ettiğini yazabilmek için devamlı saatine bakıyor olmayacak. Her şeyi saate göre yapmak zorundaysak sorunumuz var demektir. Eğer yarım saatte duanızı bitirdiyseniz ve sırf Tanrı'yı ya da kendinizi etkilemek için yarım saat daha dua ederseniz boğazınız kuruyacaktır. Tanrı'yla yürüyüşünüzde çok mutlu olan yeni bir imanlı var. Tanrı'yı seviyor, onunla harika vakit geçiriyor. Ama oradan ayrıldığında kendini başarısız hissedecek. Başarısız. Joyce Meyer'i izlemezse tabii. Ve gerçeği öğreten başka harika kutsal kitap öğretmenlerini dinlemezse yine öyle hissedecektir. Eminim önderleriniz ve izlediğiniz pek çok başka kişi bunu size öğretiyor. Benim için çalışan kızlardan biriyle konuşuyordum. Şimdi seyahatlerimde de bazen bana katılıyor. Benim hizmetim aracılığıyla iman etmiş ve tek bildiği hizmet de bu. Din yerine ilişki konusunda öğretiş vereceğimi söylediğimde dedi ki, ah kesinlikle ilişki, o dindarlık olmamalı. Her şey ilişkiye dayalı. Ben de başlangıçtan beri doğru yolda olmakla ne çok saçmalıktan kurtulduğunu bir düşün. Evet, düşünün. Birisi egemenliğe giriyor ve birisi onlara şöyle demiyor. Tamam, şimdi bunu yapman lazım, şunu yapmaman lazım, şunu sahip olman lazım, buna sahip olmaman lazım. Şunu, bunu, bunu, bunu. İnsanlar bize Tanrı'nın ruhuyla yönlendirilmeyi öğretse, kısa süre sonra kutsal ruh şöyle der. Kendine biraz çeki düzen versen iyi olur. Ama bunu sizden istediğinde, bunu yapacak lütfu da verir size. Bunu yapar. Başka birisi bunu yapmamı söylediğinde bu sadece bir yüktür. Onları memnun etmek için yapmak zorunda olduğum bir şey olduğunu hissederim. Ve bunu yüreğim istediği için yapmam. Bu yasa, bu kural. Evet, anladınız mı? Yoksa tekrar mı edeyim? Anladınız değil mi? 2. Korintliler 3'e 6'ya bakın. Pavlus konuşuyor ve diyor ki, o bizi yazılı yasaya değil, ruha dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkarları olmaya yeterli kıldı. Yazılı yasa öldürür, ruhsa yaşatır. Yani Pavlus diyor ki, Tanrı biz insanlara yeni kurallar dağıtalım diye bizi yeni bir antlaşmanın hizmetkarları olmaya çağırmadı. İnsanları kutsal ruh tarafından yönlendirilmeyi öğretmek için çağırdı. Ve kutsal ruh içinizde kutsallığı işleyecektir. Sonunda Tanrı'nın istediği yaşamı sürdürmeye başlarsınız. Ama bunu kendi mücadeleniz, çabanız, kurallar ve yasalarla yapmadığınız için tüm yüceliği o alacaktır. Bir sevgi ilişkisinden dolayı yaparsınız bunu. Bu kutsal ruh, kutsal ruh olduğu içindi. Amin. 1. Korintliler 1'e 9 der ki, sizleri oğlu Rabbimiz İsa Mesih ile paydaşlığa çağıran Tanrı güvenilirdir. Herkes söylesin, Tanrı ile paydaşlığa çağrıldım. Tanrı ile paydaşlığa çağrıldım. Bir daha söyleyin. Tanrı ile paydaşlığa çağrıldım. Şimdi temel olarak bu iletişim demektir. İlişki, ortak paylaşım, bir katkıda bulunmak, ortaklık, pay sahibi olmak, arkadaş olmak demektir. Aslında bir evlilikte olması gereken
çok yakın bir arkadaşınla paylaştığın ilişki gibi bir ilişkiye sahip olmaktır. Paydaşlık, pazar sabahları bir saatliğine bir binaya gitmek, sonra eve dönmek, arabana çıkartma yapıştırmak, sonra ertesi hafta yine gitmek, payına düşeni yaptığını hissettirmesi için bir sunu vermek değil. Paydaşlık, her konuyu Tanrı ile konuşmaktır. Tepeden tırnağa kadar her konu. Kiminle evlenmeliyim? O arabayı alayım mı? Almayayım mı? Tutumum kötü mü? Özür dilemem gerekiyor mu? Her şey onu ilgilendirir. O her şeye dahildir. Tanrı hayatınızın bir parçası olmak istiyor. Hayatımızda onu dışlayabilecek şeylerden bizi kıskanıyor. Çünkü Tanrımız kıskanç bir Tanrı'dır. Birinci sırada olmak istiyor. Sabah konuştuğunuz ilk kişi olmak istiyor. Bir sorununuz olduğunda bunu anlattığınız ilk kişi olmak istiyor. Telefona koşmayın sakın. Rabbe koşun. Kendilerinin ne yaptığını bilmeyen bir arkadaşınızı aramayın. Beni duydunuz mu? Evet. Gidip de kendilerinin ne yaptığını bilmeyen bir arkadaşı aramayın. Tanrı'ya gidin. Tanrı sizi bir başkasına yönlendirebilir ya da başkasını size yönlendirir. Ama onu dışlayıp başkasına gitmemiz ona hakarettir. Özdeyişler 3'ü çok severim. Yaptığın her işte Rabbi an. Yaptığın her işte Rabbi an. O senin yolunu düze çıkar. Onu anmak demek, düşüncelerini önemsemek demektir. Bir plan yapıp sonra da Tanrı'nın o planı yola sokması için dua etmeyin. Faytonu atın önüne koymayalım. Aslında bu deyimi kullanırız ama geçen gün böyle bir senaryoyu hayal ettim ve düşündüm. Dave yaklaşık 3 yıldır benimle bir fayton gezisi yapmak istiyor. Eminim burada olan bayanlardan bazıları eşlerinin böyle bir isteği olsa bayılır ama ben doğru atı, doğru günü, doğru kenti ve doğru havayı istiyorum. O yüzden hep diyorum ki ah çok soğuk, çok sıcak, çok çirkin, çok kötü. Bir ara yaparız diyorum. Ama düşündüm Dave ve ben faytona binmeye karar versek. Fayton atların önünde olsa ne olur? Atlar faytonu itmeye çalışırdı ama fayton düz bir şekilde gitmezdi. Ya da faytonun bir şekilde atları çekmesi gerekirdi. Yani çoğumuzun hayatı tamamıyla böyle. Her şeyi tersinden yapıyoruz. Her şeyi Tanrı'nın bizi kabul etmesi için iyi olmaya çalışıyoruz. O da diyor ki ben olduğun gibi gel partisi veriyorum. Sen bana olduğun gibi gel, ben seni olman gereken hale getiririm. Tanrı'nın sizi değiştireceğine inanın. O sizi evirip çevirir. Sizdeki kötü davranışları ayıklar ve bunu yavaş yavaş yücelikten yüceliğe yapacak. Ve Tanrı'yla ilgili harika olan şey şu. Bir konuda değişmenizi istediğinde bunun için size gerekli gücü, lütfu ve yeteneği verir. İnsanlar bir şey değiştirmenizi istediğinde o değişiklikleri yapmanıza yardımcı olacak olanlar onlar değil. Çoğu dua bile etmez. Kızımın komşusu olan bu kadını hatırlıyorum. Son derece dindardı. Son derece. Aslında Tanrı'nın bana bunu hatırlatması iyi oldu. Kutsal Ruh tam anlamıyla bu şekilde işler hayatınızda. Yapmanız gerekenleri size hatırlatır ve Tanrı her şeyi toparlamanıza yardımcı olur. Her sabah Tanrı ile vakit geçirmenin güzel kısmı yanınızda kağıt kalem bulundurun. Çünkü hiç fark ettiniz mi? Tanrı ile paydaşlık yapmaya başladığınızda yapmanız gereken her şey aklınıza gelir. Hiçbir şeyi unutmazsınız. Ama hemen kalkıp onları yapmamalısınız. Sadece not edin. Teşekkürler Rab, teşekkürler Rab, teşekkürler Rab. Kutsal kitap der ki, kutsal ruh size her şeyi hatırlatacak.
Onunla vakit geçirirseniz Tanrı size bunları hatırlatır. Kutsal Ruh bitirmediğim öyküyü bitirmemi hatırlattı bana. Bu dindar kadını hatırlıyorum. Her pazar kiliseye giderdi. Her pazar asla kaçırmazdı. Her pazar kilisede. Arabasında çıkartma vardı. Kızımla komşuydu. Ve benim o kentte bir konferansım olacaktı. Kızım binasına konferansla ilgili afişler asmak için izin almıştı. Ve posta kutularına da attı. İnsanlar her zaman posta kutularına broşür bırakır. Yasa dışı bir yanı yok. Ama kadın sinirlendi. Bu kadın o kadar sinirlendi ki Joyce Meyer hizmeti broşürlerinin dağıtılmasına izin veren binayı dava etmek istedi. Çünkü Joyce Meyer'i sevmiyordu. Çünkü Joyce Meyer doğru olanı yapmıyordu. Onu sevmiyordu. Bir kadın ve vaaz veriyor. Bu böyle olmamalı. O kadını sevmiyordu. Bu böyle olmaz. Seni seviyorum Joyce. Din böyledir işte. Benim yaptığım şekilde yapmıyorsun. O halde sende bir yanlışlık var. Dindar insanların nasıl olduğunu size söyleyeyim. Bana referanslarını söyle. Hangi ilahiyat okuluna gittin bakayım? İbranice ve Grekçe biliyor musun? Hayır. Hiçbirini bilmiyorum. İlahiyat okuluna gitmedim. İsmimden sonra gelen kısaltmam yok. Sadece Joyce. Tanrı'yı tanıyorum, şeytanı da tanıyorum. İncinmenin, yaralanmanın, acı çekmenin ne demek olduğunu biliyorum. Şifa almanın ne demek olduğunu biliyorum. Sözü biliyorum. Kutsal Ruh'u tanıyorum, İsa'yı tanıyorum. O diğer şeyleri bilmiyorum ama bilmem gerekenleri biliyorum. Okula gitmeyi kınamıyorum. Dereceler yapmayı kınamıyorum. Bunlar harika. Benim öyle fırsatlarım olmadı ki. Ama bu Tanrı tarafından kullanılamayacağım anlamına gelmez. Yeşaya bile dedi ki, İsa hakkında konuşuyordu. Tanrı beni meshettiği için yoksullara müjdeyi iletmeye geldim. Tanrı istese bir eşeği mesheder. Peygamber aptallık ettiği için onunla konuşsun diye bir eşeği bile kullandı. Ama bakın bu fikirler yüzünden insanlar, evet sen bunu yapamazsın. Çünkü şunu yapmadın, onu yapmadın. Pardon ama Tanrı bana ne derse onu yapabilirim. Dedim ki, Tanrı size ne derse onu yapabilirsiniz dedi. Tanrı sizi bir şey için meshederse onu yapabilirsiniz. Ve bunu yapabilmek için başkasının kutucuğuna sığmak zorunda değilsiniz. Dünyayı şaşırtabilirsiniz. Kutsal Kitap 1. Korintliler filozoflardan ve dünyanın bilgeliğinden bahseder. Ve Tanrı dünyayı akılsızca görünen şeylerle kurtardığı için kafalarının nasıl karıştığını söyler. Amin. Amin. Ben burada duruyorum ve gerçeği söylüyorum. Eğleniyorum. Vaaz boyunca alkışlıyorsunuz. Benim gittiğim bazı kiliselerde alkış sesi duymadım ben. İşte biz kiliseye gidiyoruz. İşte biz kiliseye gidiyoruz. İşte biz kiliseye gidiyoruz. Her pazar sabah kiliseye gidiyoruz. Sonra eve dönüyoruz. Sonra biz eve dönüyoruz. Eve gidiyoruz. Pazar günü kiliseye gidiyoruz. Aynen geldiğimiz gibi eve dönüyoruz. İkrarım ne söyleyeyim size, ben İsa'yı seviyorum.